Ay sinirlerim toplanmıyor kızım ya. Gittik o karakola sabah sabah. Böyle bir sert davranmalar, soğuk ortamlar falan. Aynen. Dün gece de zaten bana soğuk yaptılar. Hayır yani sempatik olmaya çalışıyorum. Beni takip ediyor musunuz falan diye soruyorum. Kadın bakıyor yüzüme. Teknik takibe takılmamışsınız diyor. Alo, fenomenim ben be, fenomen. Diyemedim tabii. Hayır yani o kadar takipçim var. İçinde hiç mi polis yok yani? Rezalet. Polisin mi önden resmen haberi yok. Çöktüm resmen kızım ya, sinirlerim falan yerlerde yani. Ne oldu? Yine mi polisler geldi? Arkadaşlar siz bir dışarı alalım. Beni de mi götürecekler? Ne oluyor? Odamı mı arayacaklar? Fethi, soyadını bilmiyorum. Damla Karaçay'ın arkadaşı Serra Hanım'ın şoförü. Gördüm diyorum, gördüm. Defalarca arabanın önünde beklerken gördüm. Yani? Ya şoförün ifadesi bu. Arabanın yanında dikilirken gördüm demiş. İndisi yok, bindisi yok. Dikilmesi var sadece. Yalnız benim şoförüm yok ki. Yani bence sizin şoför biraz sallamış. Yalan söylüyor olsaydı, arabayı kullanırken gördüm derdi. Tatlım sen bu ara biraz polisiye falan mı takılıyorsun? Hı? İşte farklı bir şey deneyeceğiz. Tamam. Düşünmeye çalışacağız birazcık. Biliyorum zor sizin için ama bir hatırlamaya çalışın bakalım. Belki şu hayaletin eşkalini falan çıkarırız. Neydi o çocuğun adı? Civan mıydı? Hı hı. Onun yanında hiç birilerini gördünüz mü muhabbet ederken falan? Ay canım biz onlara mı bakacağız? Aynen. Yani okulda binlerce insan var. Biz sağımıza solumuza bakmıyoruz ki selfie falan çekiliyoruz. Yani kendimizden başka kimseyi görmüyor gözümüz. Selfie çekiliyorsunuz. Hı hı. Ver bakayım şu telefonu. Nerede telefonu? Tatlım polis baktı yalnız telefonuna. Tatlım ver telefonu. Ver. Ya zaten filtrelerim hata veriyordu. Çok fazla bir şey çekilemedim. Bir iki tane bir şey var. Ama dur bende de bir iki tane olacak. Ver bakayım sana. Hisseler düşüyor, hisseler düşüyor. Düşecek tabii, çıkacak hali yok ya. Borsayı geç. Satede gel. Tırlarımız geri gönderiliyor. İtalyanlar son nakliye kabul etmeyip... Ne demek bu ya? Ne demek bu? Çocuk oyuncağı mı? Ne yapmaya çalışıyor bu İtalyan şirket? Hakkınızdaki suçlamalar düşene kadar sözleşmeyi dondurmuşlar Agah Bey. Ama avukatlarımız ilgileniyor. Fırsatçılar. Şey, sadece onlar değil. Almanya ve... Agah Karaçay uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor. Karaçay'ın aldığı ihaleler donduruldu. Agah Karaçay hapse girebilir. Oğlu kuryenin ablasıyla birlikte emniyete geldi. Agah. Agah. Agah çıkan haberleri gördün mü bilmiyorum ama Cenk'le ilgili çıkan şu abuk sabuk habere müdahale etmek zorundayız. Hemen avukatlarla konuşup bir tekzip yazısı hazırlatalım. Oğlumuzun adı bir uyuşturucu kuryesinin ablasıyla anılıyor. Oğlunun babasının adı Şeniz. Oğlunun babasının adı yerlerde sürünüyor. Farkında mısın? Hadi bakalım. Ama Nedim Bey, yemezseniz hasta olursunuz. Nedim Bey, artık üzmeyin kendinizi. Gittiler. Agah Bey'in başındaki dertler bir bitsin. Ben hemen yeni bir hemşire isteyeceğim size. Hiç üzülmeyin.
Hem yengeniz de size gözü gibi bakıyor. Hiç sizin kötülüğünüzü ister mi? Hem ben de varım. Nedim Bey, sen böyle ikide birde bir başına asansöre binersen... Yapma böyle paşam. Bak sonra sana bir şey olursa amcan hesabını benden. Amcam nerede? Magazin haberine tekzip, öyle mi? Sen bana ne diyorsun Şeniz? Benim ticaret hayatım, namusum, şerefim yerlerde sürünüyor. Ben kendi adıma tekzip yayınlatamıyorum. Sen bana aklı beş karış havadaki oğlunun magazin haberinden mi bahsediyorsun? Bravo. Hayatım, ben seni çok iyi anlıyorum ama... benim bu söylediğim de senin saydıklarının bir parçası. Oğlumuzun adının bir uyuşturucu kuryesinin ablasıyla anılması... O zibidi oğlun daha sonra hesabını verecek bana. Yedi sülalemin şerefini temizledikten sonra. Agah. Yedi sülalemizin şerefini temizlemek... belli ki şu anda çok mümkün değil. Ama basit bir magazin tekzibi hazırlatmak ve göndermek... Magazin beni ilgilendirmiyor Şeniz. Önce hak, önce adalet, önce gerçek. Amca. Nedim? Aslanım sen... Cemre'yi... koptu. Hepsini... o... kovdu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.